أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جماعة المسلمين إخوان الدين Müslüman cemaatimiz ve din kardeşlerimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim bu vesileyle hem merhumenin hem de hepinizin ölmüşlerine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bir kardeşimizi daha kaybettik. Rabbim inşallah imanlı ve Kur'anlı bir şekilde bu dünyadan göç etmeyi inşallah nasip eylesin. Şimdi aklınıza takılacak olursa, nereden kardeşiniz oluyor diye aklınıza takılacak olursa, kardeşlik denen kavram aynı candan ve aynı kandan gelmeye indirgenemeyecek şekilde kutsal bir bağ olan Cenab-ı Hakk'ın innemel mu'minûne ihve, bütün müminler kardeştir ayeti kerimesinin kavlince kardeşimizdir. Dün olduğu gibi aziz ve necip milletimizde, bugün de tüm kardeşlerimizin iyi ve kötü gününde, dertli ve hüzünlü ve kederli günlerinde yanlarında olmaya Allah'ın inayetiyle canla ve başla hürmet ediyoruz ve bunlara destek olmaya, yaralarını sarmaya, hüzün ve kederlerini hafifletmeye bir nebze dahi olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sizlerin de cenazesi çıktığı zaman yaralarınızı saracak, kederlerinizi paylaşacak nice insanların yanınızda ve arkanızda bulunmasını, toplanmasını nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ Her ümmet için eceller vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ O ümmetlerin ecelleri geldikleri zaman ne bir an ileri giderler ne de bir an geri kalırlar buyurmaktadır. Tıpkı insan hayatı da tabiri caizse kardeşlerim bir saat gibi vakti dolduğunda ne bir an bir saniye ileri gidiyor ne de bir saniye geri kalıyor. Rabbim inşallah yaşamış olduğumuz bu hayatı layıkıyla, hakikatiyle, şerefli ve onurlu, en ama en önemlisi imanlı ve Kur'anlı bir şekilde inşallah bitirmeyi nasip eylesin. Geldiğimiz bu dünya pazarından elimizde iyi amellerle, güzel işlerle, arkamızda güzel bir isim bırakacak fiillerle inşallah bu dünya pazarını terk etmeyi nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de şu mübarek ifadeleri her daim aklınızda bulunsun ve inşallah her daim sizi diri tutsun. Allah Resulü buyuruyor ki, zevkleri bıçak gibi kesip atan ölümü çokça hatırlayınız. Ölümü hatırlamak insanı hata yapmaktan geri koyar, günaha düşmekten geri koyar. Her daim güzel ve layık bir şekilde din-i mübini İslam'a, alemi İslam'a ve cemaatine, toplumuna karşı hayırlı bir şekilde kulluk vazifesini idame ettirmeyi nasip eder. İnşallah bizler de Allah'ın ayetlerinde, Resulullah'ın hadislerinde buyurduğu kıssalardan, hisselerden ders almayı, bunlardan ibret alabilmeyi, ibret çıkartabilmeyi ve hayatımıza idame ettirmeyi inşallah Rabbim nasip eylesin. Her daim en mühim olan bizim için şudur ki geride güzel bir isim bırakmak. Bu isim işte efendime söyleyeyim şuranın paşası, buranın müdürü, buranın komutanı, buranın hocası gibi isimlerden ziyade salih veyahut da saliha bir mümindi, bir kuldu gibi İyi anlamda ve manevi anlamda olan güzel isimlerdir. İnşallah manevi anlamda güzel isimler de arkamızdan bırakırız. Bu şekilde toplandığımız zaman da arkamızdan bize hakkını rahatlıkla helal edebilecek, arkamızdan bize dua edebilecek, oturduğumuz meclislerde ve sohbet hanelerde hayırla yad edip, ya işte şu merhum vardı geçen vefat etti, bunun da ruhuna bir Fatiha okuyabileyim diyebilecek kadar şahsiyetli bir hayat yaşamak ve bir iz bırakmayı nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, en akıllı insan kimdir? İnsanların akıllısı kimdir diye sorduklarında Habibi Kibriya Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın sevgilim diye seslendiği Allah Resulü ölümü sıkça hatırlayan ve ölümden sonrası için iyice en güzel şekilde hazırlık yapan kimselerdir buyurmuşlardır. İnşallah Rabbim de bizlere ve alemlerine
alemi İslam'a çok güzel bir şekilde hazırlık yapmayı ölümden sonrası için, bu güzel şekilde Cenab-ı Hakk'ın rıza ilahisini kazanabilecek iyi ve manevi anlamda fiiller işlemektir. İnşallah bu anlamda iyi işler biriktirmeyi ölümden sonrası için Habibi Kibriya Efendimizin buyurduğu nasihat gibi güzel ameller yapmayı ve işlemeyi nasip etsin. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İnşallah anlattıklarımıza Rabbim ibret alabilmeyi nasip etsin. Amin. Dert çıkartabilmeyi nasip etsin. Amin. Her zaman da şahsımın dua ettiği gibi din-i mübin-i İslam'a layık evlat ve evladiyeler olarak yetişmemizi nasip ve müessir etsin inşallah. Malum işimiz mühim, hava serin, mevzu derin. Çabucak cenazeyi de inşallah defnedelim. Daha sonrasında Allah'ın izniyle cenazemize olan ifade, efendime söyleyeyim, işimizi, vazifemizi hakkıyla yerine getirelim ve sizleri de inşallah mağdur ve mahcup etmeyelim. Cenab-ı Hak hepinize razı olsun. İşinizi, gücünüzü rast getirsin inşallah. Merhume, dünyaya ve ahirete mütabık olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim şehadetinizi ve şahitliğinizi makbul eylesin. Arkanızdan size hakkını helal edecek, iyi bir mümindi diyecek nice insanların toplanmasına da inşallah nasip ve müesser eylesin inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin ruhu için, bilhassa şu an defni ile meşgul olacağımız merhumenin ruhu için, burada toplanıp el açıp dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ruhu için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha.